Riyaz-ı Salihin'de 129 numaralı hadisi şerif. Enhu, yani Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme gale. İzâ tevevvâe abdest aldığı zaman el-abdu kul. Öyle kul ki el-müslimu Müslüman kul. Veya da el-mü'minu mü'min abdest alınca فَغَسَلَ وَجْهَهُ yüzünü yıkadığında harece dökülür, çıkar min vecihi onun yüzünden. Ne dökülür? Küllü hatiyetin, her hata, her günah dökülür. Her o hata ki nazara bakmıştı hüve o yüz, o kişi bakmıştı. İleyha oraya, yüzüyle baktığı yer. Bi'aynihi gözüyle baktığı yer. Den elde edilen sevap. Dökülür. Elde edilen sevap diyorum. Elde edilen günah dökülür. Neyle beraber dökülür? Ma'el ma'i, o suyla beraber. Kişi yüzünü yıkadığı zaman o suyla beraber gözüyle bakarak işlediği günahlar silinir. Dökülürler. Evet, ma'a ahiri katril ma'i. Katr damla demek. Yani suyla beraber dökülür veya neyle beraber dökülür? Ma'a ahiri katril ma'i. Suyun son damlasıyla beraber dökülür. Yüzden damlaya, sonuncu damlayla beraber gözü sebebiyle girmiş olduğu günahlar yüzünden aşağı doğru dökülür. Günahları silinir. Fîdâ gâsele yıkadığı vakit yedeyhi ellerini harace dökülür çıkar. Min yedeyhi ellerinden ne çıkar? Küllü hatiyetin her hata. Her hata ki kâne idi gadeşet tutmuştu ha o elleriyle. Daha doğrusu ha ona tutmuştu. Yedahu elleriyle. Elleriyle beraber tuttuğu, tutarak elde ettiği hatalar dökülür. Gadeşet tutmuştu ha o şeylere yedahu elleriyle beraber. Yeda kelimesi burada faildir. Yedani Elif burada onun rafali. Yedani. Muzaf olduğundan sondaki nun düşmüştür. Yeda kalmıştır. Burada zamir zaten. Yedahu elleriyle. Neyle beraber dökülür? Ma'el ma'i suyla beraber dökülür. Çıkar. Evvela da ma'a ahiri katril ma'i suyun sonuncu damlasıyla beraber elleriyle işlediği günahlar dökülür. Fîdâ gassele yıkayınca ricleyhi ayaklarını gassele hüve fail ricleyni mef'uldür mensuptur muzaf olduğundan nun düşmüştür. Evet ayaklarını yıkayınca haracet çıkar dökülür. Küllü hatiyetin her hata ki meşet yürümüştü. Ha o hataya doğru yürümüştü. Riclahu ayaklarıyla beraber. Riclun riclani riclahu nun düştü. Fail burası. Neyle beraber o hatalar dökülür? Ma'el ma'i suyla beraber. Evveya neyle beraber dökülür? Ma'a ahiri katril ma'i suyun sonuncu damlasıyla beraber bu iş böyle devam eder. Hatta ta ki yahrucu çıkar. Nakiyen tamamıyla temiz olarak çıkar. Minez zunubi günahlardan tamamen arınmış olarak çıkar. Ravahu Müslim. 130 Anhu radıyallahu anhu Ebu Hureyre'den rivayet. An Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. O da peygamberimizden aktarıyor. Kale peygamber şöyle buyurmuştu. Es-salavatul hamsu 5 vakit namaz ve el-cum'atu cuma ile el-cum'ati diğer cumaya kadar. Ve Ramazanu ila Ramazane bir Ramazan'da diğer Ramazan'a kadar. Nedir? Mükeffiratun kefarettir günahlarına. Ne için peki? Lima o şey için ki beynehunne ize ujtunibet el kebair. Beynehunne aralarındaki zamana yani kefarettir. Bir cuma diğer cuma ile arası. Bir Ramazan diğer Ramazan'la kendi arasındaki günahlara kefarettir. Beynehunne aralarına kefarettir. Ama ne zaman? İde ucutunibet el kebairu büyük günahlardan sakınıldığı vakit. Sakınılırsa büyük günahları işlediyse değil. Büyük günahlar hariç de değil. Ne zaman bu böyle olur? İde ucutunibet
Kişi sakındıysa yani el kebairu büyük günahlardan. El kebairu naib-i fail olur. Ujtunibet meçhul fiil. Büyük günahlardan sakınılmış ise durum böyledir. Burası bir şart. Peki ve Ramazanu ila Ramazane. 130'dayız. İla Ramazane. İla harfi cer. Ramazane. Gayrimusarif olduğunu zaten biliyorsunuz da. Neden gayrimusarif? Soru bu. Birinci illet Elif Nun'la bitmiş olması. İkinci illet ne? Birinci illet tek illetten dolayı gayrimusarrif olabilmesi için o illetin Elif-i Memdude veya Elif-i Meksura veya Müntehel Cumu olması gerekirdi. Buradaysa Elif Nun'la bitmiş olması tek sebep olup iki sebep yerine kaim olamaz. Şu an yani bir sebebi söylediniz. İkinci sebep ne acaba? Ne olabilir? Ya alemiyet var bu Ramazan kelimesinde ya da vasfiyet var. Alemdir, evet. Ramazan bir ay ismi, Ocak, Şubat gibi. Ay isimleri özel isimdir. Bu Türkçe'de de böyle. Dolayısıyla bir alemiyet var, iki Elif Nun'la bitmiştir. O zaman 131 numaralı hadise geldik diyebiliriz. Anhu radıyallahu anhu Ebu Hureyre'den yine rivayet ediliyor. Kale, Kale Resulullah, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. Ela edullukum, size bildireyim mi? Göstereyim mi? Ala ma, o şey ki, yemhu, siliyor, Allahu Allah, bihi, o göstereceğim şeyle. Neyi siliyor? El hataya, hataları siliyor. Allah'ın kendisiyle hataları sildiği bir şeyi sizlere göstereyim mi? Ve yerfa'u ve yükselteceği, yükseltiyor yani. Ve o Allah bihi o göstereceğim şeyle neyi yükseltiyor? Ed-deracati dereceleri. Allah'ın o göstereceğim şeyle hem derecelerinizi yükselteceği hem de günahlarınızı sileceği bir şeyi sizlere göstereyim mi? Galu vaffail. Onlar dediler ki, bela evet ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, bize göster, anlat. Kale peygamberimiz de şöyle buyurdu. İsbâul vuzûi, abdesti tam almak. Alel mekârihi, soğuk zamanlarda. Zorluk zamanlarında abdesti tam almak. Ve kesratul huta, adımları çoğaltmak ilel mesacidi, mescitlere doğru. Mescide giderken fazla adım atmak. El mesacid nedir? Cemim kesrerdir. Teksir harfinden sonra iki tane harf gelmiştir. Öyleyse nedir? Bir cemim keser, iki müntehel cumudur. Yani gayrimusariftir. Tek illet olup iki illet yerine geçen bir illet bu. Elif lamla olduğu için her ne kadar gayrimusarif olsa da cerhali Mücahit Hoca'nın da yazdığı gibi esre ile olmaktadır. Elif lamsız olsaydı ila mesacide olacaktı da öyle bir şey zaten olmuyor. Ve intizaru salati ve namazı beklemek ikinci bir şey. Ba'de salati namazın ardından bir diğer namazı beklemek de sizin derecenizi yükseltir, günahlarınızı sildirir. Fedalikum erribadu. İşte bağlanmanız gereken şey bunlardır. Ravahu Müslüman. 132. An Ebi Musa artık anhu radıyallahu anhu demiyor. Ebu Hureyre'den arda arda yeterince naklettik diyor. Bir ara verelim. Biraz da yine devam ederiz. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi ezberlemenizi öneriyorum. Az önce okuduğumuz hadisi de 131 ve 132 ezberlemenizi önerdim. Men her kim salla namaz kılarsa elberdeyni. Berdeyn sabahla ikindi namazı kastediliyor burada. Ama serinlik zamanlarında kılınan iki rekat, iki vakti ifade etmek istiyor.
Elberdeyn serinlik zamanlarında kılınan sabahı ve ikindiyi her kim kılarsa. Dehalel cennete cennete girer. Men her kim salla kılarsa, neyi kılarsa elberdeyni, serinlik zamanlarına rastlayan sabahı ve ikindiyi kılarsa, dehalel cennete cennete girer, muttefakun aleyhi. Yani Buhari ve Müslim'de geçiyor. Elberdan kelimesi, berdani, berdeyni, es-subhu sabah namazıdır ve el-asru ikindi namazıdır. 133. Anhu radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu hadisi de ezberlemenizi yine öneriyorum. Çok önemli. İzâ merila hastalanınca el-abdu kul. Bir kişi hastalandığı vakit. Ev veya safera yolculuğa gittiği vakit. Kütibe yazılır. Lehu o kişi için ne yazılır? Mislu ma o şeyin benzeri ki kâne idi. Ve o kişi ya'melu yapıyordu, işliyordu, mukimen, mukimken. Sefere çıktı ya, seferde pek de rahat değil. Seferi olmadan önce, yolculuğa çıkmadan önce ne kadar ibadet ediyorsa, işte onu adeta yapıyormuş gibi ona yazılır. Sahihan, sağlıklıyken her ne kadar ibadet yapıyorsa, hastayken de adeta yapıyormuşçasına yazılır. İzâ merizal abdu, kişi hastalanınca, ev safara veya da yolculuğa çıktığı vakit. Ne olur? Eğer yolculuğa çıktıysa mukimken yaptıkları yazılır. Eğer hastalandıysa sağlıklıyken yaptıkları yazılır. Yani hala yapacaktı niyetine binaen. Ravahu el-Bukhariyyu 134'ü de okuyup bırakalım. An Cabirin radıyallahu anhu gâle gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Küllü ma'rufin her iyilik nedir? Sadakatun sadakadır. Kül hem muzaf hem de mübteda. Sadaka haber. Rivayet ettihu bu hadisi el-Bukhari İmam Buhari ve rivayet ettihu bunu Müslümun İmam Müslim. Kimden? Min rivayeti Hüzeyfe'te. Hüzeyfe'den radıyallahu anhu 134'le beraber bıraktık ama şu da var tabii bir soru soralım. Min rivayeti Hüzeyfe'te. Buradaki soru ne olur? Yani sormadım ama anlamışsınızdır. Soru ne? Min harfi cer, rivayet kelimesi onun mecruru. Rivayet aynı zamanda muzaf. Hüzeyfe de onun muzafın ileyhi. Ama Hüzeyfe kelimesi burada gayrimunsariftir. Ama Hüzeyfe te dedik. Neden gayrimunsarif? Bir, özel isim olduğundan. İlk alamet bu. İllet bu. İkinci illet müenneslik tahsil almıştır. Yani kelime müennestir. Bir gayri elifin değil mi? Elifsiz müenneslik var kendisinde. Bir de alemiyeti yani özel isim var. Bu iki illetten ötürü Hüzeyfe kelimesi gayri musariftir diyoruz.